İlk duruşmada hakim anlat dedi. Ben dedim hani neyi anlatayım? Mahkeme başkanının niye buradasın demesi bir ironi değil mi? Tamamen ironi. Yazı ya istinaden mahkeme başkanı da buna şaşırdı. Ya bundan nasıl bir iş yapıyor yani bu şekilde bir yazım olur falan şeklinde. Artık bundan sonra hakkınızda siz ararsınız dedi bize. Bunun peşine siz düşersiniz dedi yani. Evet gerçekten bir ironiydi. Görev yaptığım süre içerisinde vicdanen çok rahatım. En azından elimi vicdanıma koyduğumda hiçbir zaman rahatsız olmuyorum. Bu anlamda benim vicdanım çok rahat. Vicdanın rahatsız olması gerekenler bize bu hukuksuzluğu yapanlar olması gerektiğini düşünüyorum. Ve inanıyorum ki yastığa başını koyduklarında hiçbir zaman rahat uyuyamıyorlar onlar. Şu anda da rahat uyuyamıyorlar ama ben rahat uyuyorum. Bu noktada hiçbir endişem yok. 28 Şubat sürecinde de daha önceki 1980 döneminde de 1970'lerdeki dönemlerde de 1990'lardaki dönemlerdeki bu demokrasinin inkıtaya uğradığı süreçlerde dahi şimdiki yaşadığımız baskı ve zulümlerin hiçbir dönemde yaşanmadığı kanaatindeyim. Böyle toplu bir kıyımın olmadığını düşünüyorum. Çünkü ülkede şu anda demokrasi yok, hukuk yok, hukukun üstünlüğü yok. Maalesef üstünlerin hukuku işliyor. Üstünlerin hukuku işlediği müddetçe de herhangi bir olumlu geri dönüş beklemek mümkün değil. İfade ettiğim gibi yakın gelecekte olumlu bir beklenti içerisinde değilim ama uzun vadede tekrar haklarımızı alacağımız ve mesleğimize döneceğimizle ilgili inancım var. Akademiden ayrıldıktan sonra bu süreçte ekonomik olarak çok şükür bir sıkıntı yaşamadım. Kendi işimle şu anda meşgulüm. Çok ekstra bir sıkıntım çok şükür olmadı. Bize nasip olmadı. O ağaç kabuğunu önerenler önce inşallah lezzetine bakarlar. Ondan sonra eğer kendileri tavsiye ediyorsa vatandaşına, halkına bunu yedirmeyi, vicdanlarına ondan sonra kabul ettirebiliyorlarsa dediğim gibi önce kendi lezzetlerine baksınlar. Akabinde de tarifini versinler. Biz de o tarife uygun bir şekilde yapmayı deneyelim. Üniversitede öğretim üyesiyken 675 sayılı kanun hükmünde kararname ile ihraç edilmiş bir akademisyenim. Şu an Kahramanmaraş Göksun ilçesinde ikamet ediyorum. Burada akademisyenlikin akabinde, akademisyenlikten sonra ticaretle uğraşmaya şu an devam ediyoruz. Evliyim, 4 çocuğum var. İlk ve orta öğrenimi bu civarda tamamladıktan sonra Gaziantep'te, Gaziantep Üniversitesi İktisadi ve İdareler Fakültesi İktisat bölümünde lisans eğitimini tamamladım. Akabinde Gazi Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimini aldım. Yüksek lisanstan sonra yine Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde yine İktisat Anabilim Dalı'nda İktisat Doktoru ünvanı alarak doktora eğitimini orada tamamladım. Doktora eğitimini tamamladıktan sonra üniversitede çalıştığım bölümde öğretim görevlisiyken öğretim üyesi kadrosuna atandım. Atamam o şekilde gerçekleşti. 2016 Şubat ayında atamamız gerçekleşti. Bir 6-7 ay sonra işte malum 15 Temmuz darbe girişimi süreci yaşandı. Süreç yaşandıktan sonra da birçok mağdur arkadaş gibi biz de bu sürecin mağdurları arasına dahil olmuş olduk. İlk önce üniversite tarafından gönderilen bir yazı ile FETÖ-PDY'ye yapılanmasına üye olma şüphesiyle açığa alındım. Hiçbir gerekçe gösterilmeden. Açığa alınma süreci 2 ay falan devam etti. 2 aydan sonra da 675 sayılı kanun hükmünde kararname ile görevimizden ihraç edilmiş olduk. Genel itibariyle isterseniz ben hemen ihraç süreci nasıl oldu, akabinde yargılama süreci nasıl gerçekleşti, bu süreçten kısa bahsedeyim. Kaldı ki biz bugüne kadar karakola bir tartışmadan dolayı dahi ifade vermeye gitmemiş insanlarız. Şahsım ve birçok arkadaş için de aynı şeyi söyleyebilirim. Ama bu malum süreçte hiç anlayamadığımız şekilde, gerekçesi belirtilmeden bizi bir terör örgütüne iltisaklı, irtibatlı gibi kavramlar geliştirerek bir torbanın içine sokmaya çalıştılar. Ve dediğim gibi örgüte üye olma şüphesi ile bizden şüphelenmişler ve bu şüpheyle ihraçtan önce açığa alındık. İhraç gerekçem hiçbir zaman bana tebliğ edilmedi. Yani neden ihraç edildiğimi ben hiçbir zaman öğrenemedim bu süreçte. Üniversiteye defalarca yazı yazdım. Hiçbirine cevap alamadım. Olağanüstü hal süreci içerisinde olduğumuzdan dolayı cevap verme yükümlülüğümüz yok denildi. Ben sadece gerekçesini sordum. Beni neden ihraç ettiniz şeklinde. Ama bir cevap alamadık maalesef. Bir süre sonra hakkımda terör örgütüne üye olma suçlamasıyla dava açıldı. Dava açıldıktan sonra yine dosyama baktım dava sürecinde. Dosyamda ne var acaba diye nasıl suçlanıyoruz onu öğrenme adına yine dosyamızda bir şey yoktu. İlk duruşma gerçekleşti. Hakim, tabii ben bugüne kadar herhangi bir yargılamaya girmemişim. Herhangi bir mahkeme yüzü, hakim, savcı yüzü görmemişiz, bilmiyoruz. İlk duruşmada hakim anlat dedi. Ben dedim hani neyi anlatayım? Bize tabii neyle suçlandığımızı direkt söylemedi. Kendisi bizden anlatmamızı istedi. Ne için buradasın şeklinde yani. Onu sordu. Dedim muhtemelen bankadan dolayıdır. Dedim başka bir şey aklımıza gelmiyor Sayın Başkan. Tabii üniversiteye de yazı yazılmasını talep etti. Üniversiteden neden ihraç edildiğimle ilgili bir yazı istendi. Üniversite cevabı yazı olarak bankası hesap hareketlerinin bulunmuş olması ve hakkımdaki tanık ifadelerini gerekçe gösterdi.
Ben de Sayın Başkan'a ifade ettim. Bu tanıklar her kimse bir sonraki duruşmada hazır bulunsunlar ve benimle ilgili bildiklerini lütfen mahkemede anlatsınlar şeklinde. Üniversiteye tekrar yazı yazıldı. Bu tanıkların açık adres isim bilgilerinin bir sonraki duruşmada hazır edilmesi, tanıkların duruşmaya getirilmesi ve duruşmada işte bildiklerini anlatması şeklinde. Bir sonraki duruşmada üniversiteden tekrar çok komik bir yazı geldi tabii. Biz tanıkların ifadelerini yazılı olarak almadık, sözlü olarak aldık. Dolayısıyla elimizde herhangi bir tanık ismi yok, bilgisi yok şeklinde. Buna mahkeme başkanı da çok şaşırdı. Açıkçası böyle iş olur mu falan, yani bu ne biçim iş tarzında. Mahkeme başkanının niye buradasın demesi bir ironi değil mi? Tamamen ironi. Tabii ifade ettiğim gibi ben duruşmaya katıldığımda neyle suçlandığımı bilmiyorum ve dolayısıyla dosyada bir suçlama donesi var ve bana onu bildirecekler. Senin suçun bu. Buna karşı savunma yap demelerini bekliyorum. Sen mahkeme başkanına sorsaydın ben niye buradayım diye. Tabii biz orada bugüne kadar herhangi bir mahkeme, savcı, hakim görmemişiz. İlk karşılaştığımızda bir şok olduk yani. Ağır ceza mahkemelerinde yargılanıyoruz. Bir terör örgütüne üye olma suçlamasıyla yargılanıyoruz. Ve bugüne kadar herhangi bir karakola dahi ifade vermeye gitmemiş insanlarız. Yani orada ne diyeceğinizi bilemiyorsunuz, şaşırıyorsunuz. Yani eliniz diliniz tutuluyor bir noktadan sonra. Tamamen ben tahminler üzerinden bir savunma yaptım. Dedim muhtemelen bunlar, yani bir bankada benim geçmişte bir hesabım vardı. O da 2006 senesinde açılmış, evlendiğimizdeki birikimlerimizi yatırdığımız bir hesaptı. Yani o hesaptan dolayı muhtemelen suçlanıyorum diye tahmin ettim ve evet, dosyada da sadece bu vardı gerçekten. Başka hiçbir şey yoktu. Ben mahkeme başkanına açıkçası böyle bir soru yöneltmedim. Bir de mahkeme başkanının tavırları çok sert oluyor orada, sizi konuşturmama şeklinde. Ara ara azarlıyor, fırça çekiyor. Bir nebze sanki böyle bir psikolojik baskı yapılıyor. Sizin savunmanızı sekteye uğratacak şekilde yaklaşımlar var. Siz savunmanızı da dolayısıyla böyle istediğinizce planladığınız gibi yapamıyorsunuz bir noktadan sonra. İfade ettiğim gibi üniversiteden yazı geldi. Tanıkların ismi olmadığı, sözlü olarak alındığı böyle bir yazıya istinaden mahkeme başkanı da buna şaşırdı. Ya bundan nasıl bir iş yapıyor yani, bu şekilde bir yazım olur falan şeklinde. Artık bundan sonra hakkınızda siz ararsınız dedi bize. Bunun peşine siz düşersiniz dedi yani. Evet, gerçekten bir ironiydi. Nitekim bu şekilde bir yargılama devam etti. Sadece devletin yetkililerinin açmış olduğu, herkes tarafından malum olunan, aslında yasal olarak hiçbir suçun olmadığı resmi bir bankada hesabımızın bulunmasından dolayı bize mahkeme ya bana yardım etme suçundan ceza verdi. Bunu da bir lütuf gibi verdi. Yani savcı size üyelikten ceza istiyor ama Fatih sen biz sana yardımdan ceza verdik. Hadi geçmiş olsun falan dedi. Yani bir an için sanki teşekkür edecektim hakime. Yani sağ olun, Allah razı olsun falan gibi böyle. Yani öyle bir tavırla bize yaklaştı orada. Buna da artık siz itiraz edin. Hakkınızı hani aramaya devam edin. Üst mahkemeye başvurun. Hakkınız var, bunu unutmayın falan şeklinde de tavsiyelerde bulundu sağ olsun kendileri. Ve bu şekilde çok gereksiz, yasal hiçbir dayanağı olmayan, hukuki hiçbir gerekçeden yoksun gerek sebeplerle maalesef görevimizden ihraç edildik. Görev yaptığım süre içerisinde vicdanen çok rahatım. En azından elimi vicdanıma koyduğumda hiçbir zaman rahatsız olmuyorum. Kamunun malını hiçbir zaman çarçur etmediğim, mesaime her zaman için dikkat ettiğim ve üzerime düşen görev ve sorumlulukları tamamen yaptığım kanaatindeyim, inancındayım. Bilgim ve becerim doğrultusunda öğrencilerime tamamen faydalı olduğumu düşünüyorum. Bu konuda da çok geri, hoş ve olumlu dönüşler alıyorum şu anda bile. Bu anlamda benim vicdanım çok rahat. Vicdanı rahatsız olması gerekenler, bize bu hukuksuzluğu yapanlar olması gerektiğini düşünüyorum. Ve inanıyorum ki yastığa başını koyduklarında hiçbir zaman rahat uyuyamıyorlar onlar. Şu anda da rahat uyuyamıyorlar ama ben rahat uyuyorum. Bu noktada hiçbir endişem yok. Aslında bir noktada kendi alanımla ilgiliydi. Bankacılık ve sigortacılık konusunda teorik olarak uzmanlığım söz konusuydu. Bunu şu anda pratiğe dökmüş olduk. Pratik hayatta teoriyi pratiğe dökerek, deneyimlerimizi de üzerine katarak profesyonel bir şekilde aslında ticaret hayatında şu anda devam ediyoruz. Hayatımızı artık bu noktada kazanıyoruz. Çok ekstra bir sıkıntım çok şükür olmadı. Bize nasip olmadı. O ağaç kabuğunu önerenler önce inşallah lezzetine bakarlar. Ondan sonra eğer kendileri tavsiye ediyorsa vatandaşına, halkına bunu yedirmeyi, vicdanlarına ondan sonra kabul ettirebiliyorlarsa, dediğim gibi önce kendi lezzetlerine baksınlar. Akabinde de tarifini versinler, biz de o tarife uygun bir şekilde yapmayı deneyelim. Yani ülkeye bir gün tekrar hukuk gelir mi, demokrasi gelir mi, bizler haklarımızı alabilir miyiz, bunu bilmiyorum. Çünkü Türkiye maalesef geçmişinden günümüze kadarki süreçte ve bundan sonra da bu şekilde ilerleyeceğini düşünüyorum. Tam anlamıyla bir demokratik ve hukuk devleti olamamış. Her 30-40 yılda bir bu demokrasi inkıtaya uğramış. Gerek darbelerle, gerek ultimatumlarla, gerek ekonomik yaptırımlarla vesaire, ama 28 Şubat sürecinde de, daha önceki 1980 döneminde de, 1970'lerdeki dönemlerde de, 1990'lardaki dönemlerdeki bu demokrasinin inkıtaya uğradığı süreçlerde dahi şimdiki yaşadığımız baskı ve zulümlerin hiçbir dönemde yaşanmadığı kanaatindeyim.
böyle toplu bir kıyımın olmadığını düşünüyorum. Bu vesileyle uluslararası hukukun belki zamanla işleyeceği ve tüm mağdur edilenlerin, haksız yere mağdur edilmiş insanların belki bir gün tekrar işini ve haklarını alabileceğini düşünüyorum ama bu konuda bir süre öngörmek çok olanaklı değil. Belki 3, belki 5, belki 15 sene içerisinde devam edecek bilmiyorum. Çünkü uluslararası hukuk da bu noktada çok yavaş işliyor. Maalesef Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi topu taca atıyor şu süreçte. Üzerlerindeki bu ağır yargı yükünü belki bir noktada ötekileştirmek için olağanüstü hal sürecinde işte biliyorsunuz insanların itiraz edebileceği o hal komisyonu kuruldu. Bu komisyona başvurulması istendi insanların. Ve 2-3 yıldır insanlar bu komisyonda oyalanıyor. Ortalama kabul oranı tahmin ediyorum %8'lerde. Her 100 kişiden 8'ini tekrar kabul etmişler. Bu süreçte çok bir hak kazanımı olmadı. Bunun bir sonraki aşaması işte idare mahkemesi, bölge idare mahkemesi, Danıştay vesaire derken akabinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden belki hak arama yoluna gidilebilecek ve önümüzde herhalde bir 5-10 yıllık bir süreç daha görülüyor. Bu noktada yakın ve uzak gelecek olarak belki bunu değerlendirmek lazım ama kısa vadede çok umudum yok. Çünkü ülkede şu anda demokrasi yok, hukuk yok, hukukun üstünlüğü yok. Maalesef üstünlerin hukuku işliyor. Üstünlerin hukuku işlediği müddetçe de herhangi bir olumlu geri dönüş beklemek mümkün değil. Umutla ilgili tekrar bir olumlu şeylerin beslenebilmesi için biraz da siyaset mekanizmasına bakmak gerekiyor. Siyaset mekanizmasından bir şeyler beklemek gerekiyor. Malum iktidardan zaten bir beklentimiz yok ama muhalefetten de çok bu noktada destek göremiyoruz. Mevcut muhalefet yapısına dikkate aldığınızda hani bunlardan hangisi iktidara gelirse gelsin bu sorunu kökten çözebileceğiyle ilgili somut ele alınır, tutulur bir yaklaşımları maalesef yok. Mecliste şu anda çok böyle parmakla sayılır 2-3 milletvekili dışında bu meseleyi gündem yapan gerçekten mağdurların sesi olabilen kimse şu anda maalesef yok. Dolayısıyla yeni bir siyasi oluşum olur bu noktada gerçekten çözüm getirir mi bilmiyorum ama Türkiye'de ifade ettiğim gibi süreç çok hızlı da değişebiliyor. Yani ne olacağını bilemiyoruz. Belki yakın bir gelecekte yeni bir oluşum bu meseleyi dert edinir. Mağdurların sesi olabilir. İnsanlara zulmettiniz, haksızlık ettiniz, demokrasiyi askıya aldınız ve insanları mağdur ettiniz şeklinde bir yaklaşımla bu meseleleri gündem yapabilir bilemiyorum ama yakın vadede benim herhangi bir bu noktada maalesef önümüzdeki tabloya bakarak bir olumlu bir beklentim yok. Tabii ben alanımla ilgili hem üniversitede çalıştım hem de pratik olarak daha önce de bir bankada belli bir dönem çalıştım. Yani işin hem pratiğini hem teorisini bir noktada yapmış olduk. Ama akademisyenlik mesleği gerçekten severek yapabileceğiniz bir meslek. Ben de mesleğimi çok severek gerçekleştiriyordum, yapıyordum. Bu noktada akademik çalışmalarımıza daha yeni başlamıştık. Yardımcı doçent olarak atamam gerçekleşti. Bir 5-6 aylık bu dönemde çalışma yaptım, görevimi ifa ettim. Yani mesleğimize tam odaklandığımız, aslında alanımızla ilgili ülkemize tam faydalı olabileceğimiz bir noktada bizi alıp kenara koydular. Dolayısıyla bunun vermiş olduğu bir sıkıntı oldu tabii. Ekonomik olarak ben bir sıkıntı yaşamadım çok şükür ama alanımla ilgili çalışmalarımı hala ben devam ediyorum. Yani bu süreçte bunu bir kayıp olarak görmüyorum bir noktadan sonra. Gerek yabancı dil çalışmaları olarak, gerek makale çalışmaları olarak bir noktada yine ben süreci tamamen koparmış değilim. Yurt dışında birçok üniversiteyle bağlantı kurduk bu süreçte. Davetler aldığımız oldu ama tabii pasaportlarımıza şerh konuldu. Pasaportlarımız iptal edildi. Yurt dışına çıkışlarımız engellendi. En azından yurt dışına çıkıp başka bir üniversitede çalışma olanağımız dahi elimizden alındı. Bu vesileyle tabii bu kopma bizi olumsuz yönde etkiledi. Mesleğimizden soğumamıza sebep oldu belki bir noktada. Ama bunu bir kayıp olarak görmeden bu zamanın vermiş olduğu boşlukla dil yönündeki ilerleme, alanımızdaki makale çalışmalarıyla ilgili gelişmeleri takip etme ve yeni yayınlar yapma noktasında da bir fırsat oldu. İfade ettiğim gibi yakın gelecekte olumlu bir beklenti içerisinde değilim ama yine uzun vadede tekrar haklarımızı alacağımız ve mesleğimize döneceğimizle ilgili inancım var. Böyle bir durumda daha donanımlı, ülkemize ve milletimize daha faydalı olabilecek bir şekilde tekrardan mesleğimize dönüp inşallah daha donanımlı bir şekilde yine öğrencilerimize hizmet etme fırsatımız bir gün muhakkak olacaktır.